Başlayalım. Değerli basın emekçileri, bugün İmralı'daki mutlak tecritte karşı başladığımız nöbet eylemimizin 26. günündeyiz. Sayın Öcalan 15 Şubat 1999'da Türkiye'ye getirildikten sonra sistematik olarak bir tecritte maruz kaldı. Ve bu tecrit son 22 aydır mutlak hale getirildi. 22 aydır Sayın Öcalan ve oradaki diğer 3 hükümlüden haber alınamıyor. Avukatların, ailelerin yaptığı başvurular yanıtsız bırakılıyor. Eş genel başkanlarımız, milletvekillerimizin yaptığı başvurular yanıtsız bırakılmış durumdadır. İmralı cezaevi, İmralı Ada cezaevi, Türkiye sınırları içerisinde bir cezaevi değil midir? Diğer tüm tutuklu ve hükümlerin sahip olduğu haklara Sayın Öcalan ve diğer 3 hükümlü de sahiptir. Ancak bu hakları keyfi bir şekilde engellenmektedir. Daha önceleri koster bozuk, hava muhalefeti gibi gerekçeler sunuluyordu. Son zamanlarda disiplin cezası adı altında keyfi gerekçelerle İmralı'daki hukuksuzluğun üstü örtülmek isteniyor. Bizler bu hukuksuzluğu kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyoruz. Zamana yayarak, oyalayarak bu hukuksuzluğun üstünü örtemezsiniz. Çünkü bizler bu hukuksuzluğu ve İmralı tecritini her yerde teşhir etmeye devam edeceğiz. Ve tecrit kırılıncaya kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Adalet Bakanlığı'na görev ve sorumluluklarını buradan bir kez daha hatırlatıyoruz. İnsanlık suçu olan bu tecrite derhal son verin. Çünkü İmralı Ada cezaevi Türkiye sınırları içerisindeki bir cezaevidir. Eğer orada farklı bir hukuk, farklı bir sistem uygulanıyorsa çıkıp bunu açıklaması gerekiyor. Avrupa İşkenceyi İzleme Komitesi CPT İmralı'ya gitmişti ve Sayın Öcalan'ın avukatları kendisinin görüşmeye çıkmadığını söylediler. Bu orada görüşmeye çıkmamasının aslında ciddi bir sorun olduğunun işaretidir. Ve bugün toplumda Sayın Öcalan'ın sağlığı ve yaşamına dair ciddi kaygılar ve endişeler vardır. Bu endişeleri gidermek de Adalet Bakanlığı'nın görevidir. Çıkıp buna bir izahat vermesi gerekiyor. Ve avukatlarının önündeki engeller kaldırılmalı, bir an önce görüşmeler sağlanmalıdır. Çünkü Türkiye halklarının Sayın Öcalan'ın vereceği barış mesajlarına ihtiyacı vardır. Bugün iktidarını korumak için savaş politikalarından beslenen iktidarın politikalarına karşı bizler buradan tüm demokrasi güçlerine, toplumsal muhalefete çağrı yapıyoruz. Gelin bu tecrite karşı hep birlikte ortak mücadele edelim. Çünkü tecrite karşı verilecek mücadele aslında Türkiye'nin barışı ve demokrasinin inşası için bir sınav niteliğindedir. Ve ortak mücadeleyle İmralı'daki hukuksuzluk rejimine bir an önce son verelim. Çünkü oradaki hukuksuzluk sona erdiğinde Türkiye'nin barışı, demokrasisi ve hukukun üstünlüğü herkes için büyük bir yarar sağlayacaktır. Gelin hep birlikte bu tecrite karşı mücadele edelim. Çünkü tecrit insanlık suçudur ve derhal sona ermelidir. Teşekkür ediyorum.